Aksun Belediye duruyor. Vatandaşların giremediğini gördük. Gerçekten büyük bir sessizlik var belediyede. Tüm birimlerle toplantı yaptık. Ayaküstü. Müdürlerle konuştuk. Çalışanlarla konuştuk. Özellikle ihale birimi önemliydi. Burası dedim, kayyumdan önce size emanet dedik. Çünkü Esenyurt halkının parası, mali hizmetlerle sizde dedik. Her ikisine de sahip çıkın dedik. Sayın Başkan yakında aramızda olacak dedik. Kendilerine moral verdik. Özellikle danışmaya girdik Sezgin abiyle. Kim geliyor dedik, yurttaşlar gelip bir şeyler sorabiliyor mu? Yurttaşlarımız gelemiyor dedi, bu çok acıydı. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun odasının önündeydik, boştu. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Meclis üyeleri, belediye başkanımız görevine dönene kadar meclis üyeleri o koltukta olmalı, görevinde olmalı. Halk çünkü belediye başkanımız ve meclis üyeleri hizmet vermesi, halkı dinlemesi için seçti. Ben meclis üyelerimizin orada olmasını istiyorum. Bu kabul edilir bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı salonunun odaların boş olması utanç verici bir durum. Bu konuda bir kez daha çağrı yapıyorum. Hem belediye başkanımız hem meclis üyelerimiz gelsin. Çünkü personel de mutsuz, müdürler de mutsuz. 2-3 vatandaş vardı, onlar da mutsuz. Buna son verelim. Çünkü burada olağanüstü bir durum var. Gerek emniyet sabahlıyor burada, gerek yurttaşlarımız sabahlıyor, gerek milletvekillerimiz burada. Bir an önce buna son verilsin. Çünkü demokratik bir durum değil. İçeride polis kalabalığı var mıydı? Polisler vardı, evet. Her katta polisler vardı. Sayın Başkan Vekili'yle konuştun mu, görüştünüz mü? Kimle? Başkan Vekili'yle görüştünüz mü? Kayyum demek istediniz. Evet, evet. Hayır, görüşmedim. Uyarılarda bulunduk. Görseydim tesadüfen odasına gitmem. O odada görmek istediğim kişi Amen Özer. Ama tesadüfen görsem bazı uyarılarım olacaktı. En azından bu görevi kabul etmemesi gerektiğini söyleyecektim. Meclis üyelerinin niye burada olmadığını soracaktım. Ve vatandaşın, milletvekillerinin niye bugüne kadar giremediğini soracaktım. Ama tesadüfen de olsa göremedik. Zaten o kayyumda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geldi. Onları kapıda karşılayayım diye bir nezaket yoktu. Onu da beklemiyordum. CHP grubunun tabelası sökülmüştü. Meclis üyeleri kendileri takmışlardı tekrar ilk gün. Şimdi o tabela yerinde mi? Tabela yerinde. Tabela yerinde duruyor. Ama tabelamız yerinde duruyor. O tabelanın asılı olduğu odada meclis üyelerimizin de olması gerekiyor. Başkanım sökülmüştü, biz taktık. Evet, arkadaşlarımız taktık. Bantlarla yapıştırılmış durumda. Peki siz bir milletvekili olarak Esenyurt Belediyesi'nin içine girmek için aslında Numan Kurtulmuş'u aradınız, İçişleri Bakanı'yla görüşüldü, valiye talimat gitti, polise talimat geldi. Yani bütün bu sürecin sınırlı sayıda kişi olarak girdiniz, meclis üyelerinden kimse yine giremedi. Bütün bu süreç normal mi, kabul edilir bu mi? Bu bizim için bir kazanım değil, onu söyleyeyim. Bu çok tuhaf bir durum. 4 milletvekili, bir genel başkan yardımcısı, hatta grup başkanı bakın. Bu kadar zor bir şekilde meclis başkanını arayarak buraya geliyorsak sözün bittiği yerdeyiz. Bu direncimizi ortaya koymak için verdiğimiz bir çaba. Bu bizim için kazanç falan değil. Bana kimse bir hediye de vermedi burada. Milletvekiliyiz biz, milletvekili. Yani meclisten tutun, Türkiye'deki tüm kurumlara girip, inceleme yapıp, soru sorup cevap alabiliriz. Ama halkın seçtiği bizim tüm Türkiye'nin belediyesine giremedik. Bu yüzden meclis başkanını araya soktuk. O İçişleri Bakanı'nı, valiyi, ilçe emniyet müdürünü, buradaki arkadaşları aradı ve öyle girebildik. Bu, dediğim gibi, bu bir kazanım değil. Bu geldiğimiz noktanın halini ortaya koyuyor. Efendim, peki demokrasi nöbetiniz, CHP'li heyetin burada bekleyişi sürecek mi? Tekrar önümüzdeki günlerde belediyeye girmeye çalışacak mısınız? Belediyeye girmeye çalışmak istemiyoruz işte. Biz belediyeye girmek istiyoruz. Meclis üyelerimiz de, vatandaşlarımız da girmek istiyoruz. Bu olacak şey mi? 1 milyon insanın yaşadığı bir yere vatandaş giremeyecek, meclis üyesi giremeyecek, milletvekili giremeyecek. Kapattınız mı kardeşim burayı siz? Olmaz. Bunlar kabul edilemez. Burada hemen herkes aklını başına almalı. Belediye başkanını
iade etmeli ya da meclisten biri seçilmeli. Bakın demokratik bir ülkede kayyum olmaz. Belediye başkanını alamazsın kesin hüküm olmadan. Haydi yaptın bunu, bari meclisten birini seçin. O yüzden biz burada olmaya, Esenyurt halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Günler sonra ilk kez aslında bir grup CHP'li belediyenin içine girebilmiş oldu. Öyle ya da böyle. Bunu bir olumlu adım, bir yumuşama, bir geri adım gibi herhangi bir şekilde değerlendirmemiz mümkün mü peki? Hayır, ben tek bir adım istiyorum. Onu da olumlu falan değil. Zaten çok olumsuz bir adım atıldı. Bir belediye başkanı görevden alındı. Bizim için tek adım vardır. Belediye başkanının görev iade edilmesi. Efendim, Saadettin Bey'in de Esenyurt Belediye Meclis Grup Başkanı içeriye girmesi bekleniyordu aslında. İsmi verilmiş miydi? İçeri alınmadı. Bundan sonrası için belediye meclis üyelerinin içeri alınması noktasında bir cevap alabildiniz mi Numan Bey'den? Cevap alacağız. Tabi orada Numan Bey milletvekilleri olduğumuz için aradı. Burada basının da çok etkisi oldu. Teşekkür ediyorum. Çünkü sizin önünüzde Numan Bey'i aradım. Sizin önünüzde o sözü verdi. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi bizim isteğimiz meclis üyelerimizin, grup başkanımızın Saadettin Bey'in orada olması, rahatlıkla girip çıkması, birimleri denetlemesi. Meclis niye var? Belediye meclisi niye var? Yani biz Türkiye'de mecliste görev yapıyoruz. Türkiye'nin sorunlarını dile getirip tartışıyoruz, sorguluyoruz. Meclise Esenyurt'ta, Esenyurt ülkesinin onlar da bir anlamda bir vekilleri. Yani onları neden almıyorlar? Bunun yasal bir dayanağı yok. O yüzden de mücadele vereceğiz tabii. Teşekkürler. Sağ olun.